Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri ve dünkü o muhteşem maçı değerlendireceğiz. Öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, eksik olma. Dün gerçekten çok e, ciddi anlamda dünyanın konuşabileceği bir atmosferle karşı karşıyaydık. Hem e, Rams Park'taki taraftarların sahaya etkisi hem Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında böylesine güçlü oyun sergilemesi aslında uzun süre konuşacağımız belki de yıllar konuşacağımız e, bir olay oldu. Çünkü e, kaybetti ama Galatasaray aslında oyunuyla ne kadar da e, Bayern Münih'e karşı e, set koyabildiğini gösterdi herkese. E, nasıl yorumluyorsunuz maçı? Öncelikle böyle başlayalım sonrasında konuşuruz detaylı bir şekilde. Yani dediğin gibi atmosfer muazzamdı. Hı hı. Sen de maçtaydın, ben de tribündeydim. İzledik maçı. Yani çok maç izledim ben. Yeni hı. adıyla Rams Ali Samiyen diyelim hani daha kolay olsun anlaşılabilmesi. Ee, böyle bir atmosferi ben çok kolay olduğunu yani çok kolay hatırlamıyorum böyle bir hı. atmosferi. Ciddi anlamda çok yüksek bir enerji vardı tribünlerde. Tabii bu bir etkileşim aslında hani sağdaki oyun Tribünü ayağa kaldırdı, tribünler sağdaki futbolcuları ayağa kaldırdı. Orada müthiş bir iletişim vardı tribün ve sağ arasında. Hı -hı. Tabii maçla ilgili konuşacak çok fazla şey var. Çünkü hikayesi inanılmaz fazla olan bir maçtı. Genellikle bizler taraftarlar, spor medyası böyle büyük zaferleri hep konuşuruz, Hı -hı. unutmayız, hep hatırlatırız. Yenilgileri de kısa sürede unutmak isteriz. Ancak dün skor tabelasına baktığımız zaman bir mağlubiyet olmasına rağmen ben taraftarların unutmak istese de unutamayacağı bir karşılaşma yaşandığını düşünüyorum açıkçası. Biraz hafızamız yokladı maçı izlerken maçtan sonra. Bence bir Türk kulübünün Avrupa'nın elit kulüplerinden birine karşı oynadığı en iyi futboldu bu. Hı hı. Tarihimizden bahsediyorum. Yani özellikle 60 dakikalık oyunun bence daha önce bir eşi benzeri yoktu ki bunu dünya futbol tarihinin en büyük 5 kulübünden birine karşı yapabilmek. Çok uzun bir süredir Şampiyonlar gruplarında kaybetmemiş bir Bayern Münih'e karşı yapabilmek çok daha değerli tabii ki. Bir kere işin şu kısmından başlamak istiyorum. Şöyle bir eleştiri var. Deniyor ki 60 dakika oyun kazanmaya yetmez, maç 90 dakika. Yani Galatasaray'ın oyun anlayışı, Okan Hoca'nın oyun anlayışı aslında hatalıydı. Tarzında yorumlar yapılıyor. Hı -hı. Şimdi siz Bayern Münih'e karşı oynuyorsanız zaten skor tabelasında yenilgi yazmasından daha doğal bir şey yok. Yani dolayısıyla siz hangi planı yaparsanız yapın günün sonunda yenilgi aslında yüksek bir olasılık oluyor. Çünkü karşınızda korkunç bir rakip var. Bayern Münih var. O konucu kolayı seçebilirdi Ki ben A Aspor yayında da aslında böyle düşünüyordum. Yani Galatasaray biraz beklesin. Hı -hı. Biraz rakibin gücüne göre hareket etsin diyordum. Ki futbol kamuoyunun büyük bir kısmı bunu söylüyordu. Okan Hoca bunu yapabilirdi. Bu işin kolay kısmıydı. Ve günün sonunda da bizim gücümüz yetmedi diye işin içinden çıkabilirdi hoca. Kimse de bir şey diyemezdi. Yani Bayern Münih sonuçta kaybediyorsunuz. Hoca zoru seçti. Hatta ben şöyle ifade ediyorum. Bence hocanın planında bir miktar delilik vardı. Hı hı. Yani gerçekten aklı başında bir insanın Bayern Münih'e karşı böyle bir oyun oynatmayı düşünmesi bile Gerçekten acayip bir iş. Hoca bunu denedi bir de sahada ve iyi sonuç aldı. Zaten tarihteki büyük zaferlere baktığımız zaman ne cephede, sahada ne olursa olsun hep böyle planlarda biraz delilik vardır zaten. Yani evet. akıl sınırlarını zorlayan bir şey yapacaksınız ki büyük zaferler kazanacaksınız. Ki zaten o konacı orada oturuyor o yüzden. Ve hoca bence hayal etti. Neden hayal ediyor hoca? Bence buna bakmamız gerekiyor. Çünkü hoca futbolcuyken bunu deneyimledi. 2000'de, 2001'de, Hoca sahada inanıldığı zaman, cesur olunduğu zaman neler başarıldığını futbolcu olarak deneyimledi. Ve o cesaretiyle şu anda oyunculara bunu oynatmaya çalışıyor. Biraz da bence Manchester United'ı deplasmanda yenmenin de bir özgüveni olduğunu düşünüyorum. Tahtışması. Çünkü o da kolay değildi. Tahtışması. Deplasmanlar her zaman zordur. Ama Galatasaray Manchester United gibi bir takıma belki şu an, şu anda çok da iyi değil ama sonuç itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takım ve biz baktığımızda Galatasaray'ı en zor gruplardan bir tanesinde hatta belki de en zor grupta olarak değerlendirdik her zaman ve kimse belki de öyle bir galibiyeti beklemiyordu. Bence onun da bir tık özgüveni olabilir Galatasaray'da. Mutlaka var. Ancak yani hoca maçtan evvel planını açıklasa kamuoyuna dese ki ben savunmayı öne çıkaracağım. Bayern'e pres yapacağım. 30 metreye hapsedeceğim Bayern'i dese. 100 futbol adamının 99'u belki de tamamı hocam vazgeç bu adam. Olmaz bu iş derdi. 6-7 tane yersin derdi. Büyük hı. ihtimal herkes aynen bunu konuşurdu. Bayern'e karşı bunu kimse denememiş daha önce. Yani City bile Bayern'e karşı oynarken kendi oyun planının dışına çıkmış. Yani bu kadar geçişte inanılmaz silahları olan bir takıma karşı Guardiola bile bir frene basmış, bir beklemiş, bir kontrol etmiş. Hı hı. Yani City bunu yaparken, Guardiola bunu düşünürken, Okan Hoca'nın bunu dediğim gibi düşünmesi bile büyük olay. Bir de bunu sahada uygulayabilmesi, bence hocanın o elit, teknik adam serüveninde çok ciddi adımlar attığını bize gösteriyor. E tabii ki sonuca baktığımız zaman Galatasaray istediğini aldı mı almadı. Futbol sonuç oyunu mu? Kesinlikle. Ama bence Galatasaray'ın bu maçtan kazanımları kaybedilen 3 puandan çok daha fazlası diye düşünüyorum. Geleceğe yönelik olarak bunu söylüyorum. Çünkü ortaya çok net bir vizyon koydu Galatasaray. Ve bu vizyon Galatasaray'ı başarıya götürecek vizyondur. O Şampiyonlar Ligi'ndeki hayallerine kavuşturacak vizyondur. Burada önemli olan bu oyunun gelişmesi. Bugün 60 dakika, yarın 65, Hı -hı. 70 hoca dersler çıkaracak. Belki hamleleri daha erken yapacak. Biraz sonra konuşuruz onu. Eee Tabii ki hocanın da mutlaka her şeyi mükemmel yaptığını söylemiyorum. Ama plan bence mükemmeldi. Ve Galatasaray bence Bayern'e karşı yapabileceğinin maksimumunu evet. yaptı. Hani Bundan fazlası olamazdı oyun anlamında. Mümkün değil. Hı hı. Ben bu anlamda Galatasaray'ı sonuç olarak kaybetse de ben kazanmış olarak görüyorum geleceğe dair. Aslında hepimiz de öyle görüyoruz bir açıdan. Maç öncesinde yaptığımız yayında Icardi'nin oynayıp oynamayacağı çok konuşuluyor. Hatta yayında siz oynamayacağını düşünmüştünüz. Aynı. Ben de dedim ki oynar. Icardi bu. Yine kaybetti. Icardi'de de aynı delilik var bence. O da az önce bahsettiğiniz deliliğin. Belki de kaç kat fazlası Icardi'de var. Çünkü Icardi risk almayı seven ve sahada 90 dakikada olsa 90 dakika boyunca son ana kadar terine döken bir futbolcu. Ciddi anlamda hırslı ve Galatasaray'ı o kadar çok benimsemiş ki bunu biz sahada da görüyoruz ki maç sonunda çıkışında miksonda o üzüntüsü her şeyi anlatıyordu aslında bize. Icardi ile alakalı neler söylersiniz? E, maçta oynayacağını beklemiyorduk ama e, ki maç çıkışında yenerince sevgili e, doktoru Galatasaray'ın kendisi de şu anda neredeyse anesteziyle oynuyor. Ee, imkansız gibi bir şeydi Aynen. yani bu diyor. Ee, neler söylersiniz bu konuyla alakalı? Bir kere şunu bir açıklayalım yani delilik ifadesini kullanıyoruz. Bunu yan kötü anlamda kötü kullanmıyoruz. Anlamda yani değil, yani cesaret, cesaret meydan okumu o anlamda hı. kullanıyoruz. Bunu önce bir belirtelim. Dediğin gibi şunu söyleyeyim. Hani herkes şöyle düşünüyor. Ben Icardi'nin yerinde olsam ne yapardım? Icardi'nin yerinde olsam nasıl vururdum? Bir kere bence Icardi gibi düşünmeye çalışmayı bırakalım. Hı hı. Şimdi onun gibi düşünemeyiz. Yani başka bir boyutta çünkü Icardi. Her anlamda. Yani benim izlediğim, gördüğüm en acayip karakterlerden bir tanesi. Hani kanı donmuş bir oyuncudan bahsediyoruz bence onu söyleyeyim. Nabız atmıyor sahada. Evet. Yani bu kadar soğukkanlı, bu kadar yüksek adrenalin olan maçlarda sahada bu kadar sakin kalabilmesi, sakat sakat gidip sakat ayağıyla o anlamda, o anda, o atmosferde panenka penaltısını deniyor olabilmesi başlı başına acayip bir iş. Dediğim gibi burada büyük bir fedakarlık var. Bence 10 futbolcunun 9'u oynamazdı Bayern'e karşı bu halde. Evet. Çünkü net acı çektiğini, net sakatlık riskinin artma ihtimali olduğunu biliyoruz. Bu ifade edildi zaten. Ve Icardi gibi bir kariyersiniz. Geleceğe dönük bir kariyer planlamanız yok aslında. Hani siz 20 yaşında bir oyuncu olursunuz. Kariyerinizi riske atmak istemezsiniz ya da şöyle düşünürsünüz. Ben bu maçta oynamalıyım. Çünkü Bayern'e karşı iyi oynarsam bir transfer yaparım belki ileride düşünebilirsiniz. Icardi'nin böyle bir hedefi de yok. Kesinlikle. Zaten yaşamış her şeyi. Yani Serie A'da iki kez gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Aktif futbolcular içinde en golcü beş oyuncudan bir tanesinden bahsediyoruz. Bu maçta oynama zorunluluğu yoktu Icardi'nin. Oynamıyorum dese kimse bir şey diyemezdi Icardi'ye. Buna rağmen oynaması, takım arkadaşlarını yalnız bırakmaması korkunç bir aidiyet. Yani Icardi çok net bir şekilde kendini buraya artık ait hissediyor. Yani kendini Galatasaray'ın bir parçası olarak görüyor ki tribünler de onu aslında kendi ailesinden bir parçaymış gibi görüyor. Mesela bir video vardı görmüşsündür. Bir taraftar hastaneyi arıyor. Emar'ın çekildiği hastaneyi Icardi'nin durumunu evet. sormak için. Yani biz hani Allah korusun kimsenin başına gelmesin hani yakınlarımızın durumunu sormak için ararız ya hastaneyi. Artık insanlar Icardi'yi ailesinden biri olarak görüyor. Sakatlandığı anda Icardi sosyal medya yıkıldı. Hani sanki bir insanın yakını rahatsızlanmış gibi bir duygu yaşamaya başladı herkes. Evet. Yani bu taraftar futbolcu ilişkisi benim daha önce hiç görmediğim bir ilişki. Bakın ben Hacı dönemini de hatırlıyorum. Hacı'nın yaptıklarını hiçbir oyuncu yapamadı Türkiye'de. Yani Türk futbol tarihinin en büyük 5 oyuncusundan bir tanesi buraya gelmiş. Galatasaray tarihin en büyük oyuncularından bir tanesi. Bence gelmiş geçmiş en büyük yabancı oyuncudur Hacı. Ama o 5 yıllık Galatasaray-Hacı ilişkisinde bile ben bunu görmemiştim. Ki o dönemi çok net hatırlayan evet. bir insanım yaşam itibariyle. Yani galatasaray Icardi ilişkisi hı hı. futbol sahalarında bence çok ender görülen bir ilişki. Kesinlikle bu arada katılıyorum. Bir nesli Galatasaraylı yapıyor belki de. Şu anda yani. tüm altı jenerasyondaki çocukların... Icardi ve Icardi'nin şarkısıyla dolaştığında gözlemleyebiliyoruz. Aslında bu vesileyle, bu maç vesilesiyle biraz da transfer'e doğru geçmek istiyorum. Çünkü dün Solbek tercihinde Okan Hoca Kazımcan'ı tercih etti. Angelinho'dan muhtemelen beklediği performansı alamadığı için böyle bir tercih yaptı ama Kazımcan da orada yetersiz kaldı. Bunu sadece Bayern Münih maçı üzerinde değerlendirmek istemiyorum. Genel hatlarıyla Galatasaray'ın devre arasında... E, tam bir bek transferi yapması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bir kere şöyle söyleyeyim daha genel olarak bence dünkü maçı izleyen Sayın Başkan Sayın Erden Hı -hı. Timur transfer döneminde yapılan hataları bir kafasından geçirmiştir. Hı -hı. Yani Galatasaray daha doğru bir planlama yapabilseydi bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Hı -hı. Yani yeni transferlerden Davinson Sanchez dışında net bir performans alamıyor Galatasaray. E, bu basın toplantısında maç öncesinde soruldu aslında. E, bir gazeteci sordu. Okan Hoca ben size katılmıyorum evet, demişti. Evet her oyuncumdan katkı alıyorum. E, evet ama tabii Ceren, ki yani. e, biz sonuca bakıyoruz, istatistiğe bakıyoruz ve e, maç sonunda ne kadar verim verdiğine bakıyoruz. E, bu bağlamda Endombele, Hakim Ziyeş, e, bu tarz isimler Angelinho, e, sizce nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunlar dışında, devre arasında ne tarz bir iyileştirme yapılacak? Ya, hocanın bir kere bunu demesi çok normal. Orada oyuncularını memnun olmasa bile basın önünde eleştirmez Hı -hı. hoca. Böyle bir tarzı yok zaten. Doğrusu bu. Ama hocanın da birçok oyuncudan memnun olmadığını biz net biliyoruz. Annelinho'dan başlayalım. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Hı -hı. Yani benim beklentilerimin çok çok altında bir oyun oynuyor. Hani bunu şeye de bağlamıyorum. İşte Offenheim'da, Leipzig'de üçlü oynuyordu. Burada Hı -hı. dörtlü oynuyor. Hayır değil. Bu böyle bir şey değil yani. Bu bambaşka bir hayal kırıklığı. Hı hı. Bundan sonra düzelir mi? Tabii düzelir ama burada yönetimin alması gereken bir karar var hocadan önce. Hı hı. Çünkü Angelino'nun sözleşmesinde bir opsiyon maddesi var. Yani 20 maç oynarsa devreye giriyor bu opsiyon. Şu anda bildiğim kadarıyla 16 maçta oynadı Angelino. Burada bir karar alınmalı. Eğer Galatasaray Angelino'dan umutluysa hala, onun iyi bir performans göstereceğini halen bekliyorlarsa evet oynasın Angelino. Ancak şu düşünülüyorsa olmayacak bu oyuncudan. Hani deniyorsa bence kalan maçlarda oynatılmaması gerekiyor ki. Şimdi o Galatasaray'da şampiyonluğa oynayan bir takım olduğu için ve birçok kulvarda mücadele ediyor. E, bu bağlamda da Kazımcan'ı orada sadece e, tek oyuncu olarak düşünmek de biraz Galatasaray'ı belki bu yarışta geri yetebilir. Dediğin doğru ama şöyle bir gerçeğimiz var. Eğer siz Angelino'dan memnun değilseniz. Hı hı oynatırsanız opsiyonu alırsanız ondan sonra hı. elden çıkarmanız çok zor olacak oyuncu. Zor. bu oyuncu. Ekonomik anlamda büyük bir, yani bildiğim kadarıyla 6 milyon euroya yakın bir opsiyonu var. Hı hı. Bu çok ciddi bir rakam. Bu o yüzden de burada hocadan önce bir kere yönetimin alması gereken kritik bir karar var. Ben açıkça çok umutlu değilim artık Aniyelinio'dan. Belki yani devre arasına kadar sabredilebilir. İşte sabretmekten evet, kasıt şu. Galatasaray'ın devre arasına kadar çok maçı var. Evet. Ve oynaması gereken maksimum 4 maç var şu anda Aniyelinio'nun. Burada o yüzden bir karar alınması İki lazım. Şampiyonlar Ligi maçında Aynen. Kazımcan'ın olmadığını gördük. E, bu noktada Angelinho'ya iş düşüyor. Açıkçası Kazımcan olmadı. Evet performansı ilk golde yaptığı hata, e, ikinci tecrübesizlik gol öncesi. aslında bu. Kazımcan'ın kötü oluşu değil, değil ama. tabii. Bence şöyle gördüm ben Kazımcan'ı. İlk golde yaptığı hatadan sonra çoğu oyuncu maça geri dönemezdi o atmosferde. Hı hı. Yani 20 yaşında bir oyuncunun bu seviyeleri oynama tecrübesi olmayan bir oyuncunun o hatadan sonra bence iyi oynadı yorulana kadar. Hı hı. Mental olarak çok güçlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bir kere Kazımcan'ın en büyük artısı bu. Mental olarak güçlü. Biraz üzerine durmamız gerekiyor bence Kazımcan'ın. Yani hata yaptı hı. mı yaptı. Ama üzerine durmamız, oynatmamız, destek vermemiz gerekiyor Kazımcan'a. Çünkü o potansiyeli var. Dediğim gibi Anhelinho eğer kalacaksa ben çok umutlu değilim ama Angelinho'nun olduğu bir yerde de sizin bir sol bek transferi yapmanız mümkün değil. Evet. Hem yabancı kuralından dolayı hem Hı -hı. oyuncuya verdiğiniz maaş, maliyet var. Hı -hı. Bir kere Galatasaray'ın yıllardır süren bir sol bek sıkıntısı var. O giderilememiş gibi duruyor. Biz Angelinho bu krizi çözer diye düşünüyorduk, çözemedi. Endombele konusu daha da büyük bir sorun bence. Evet. Yani hep diyorduk ki olacak, bekliyoruz. Milli maç arası sonrası. İşte United maçı sonrası hazırlanıyor derken, derken, derken bir kez daha gördük ki bence Endombele'de evet fiziksel problemler var. Ama çok daha önemlisi burada sanki bir şeyleri bitirmiş gibi Endombele. Hmm. Hani futbolu çok o düşünmüyor. O istek yok. Ya Mesela Torreira'ya bakıyorum. Torreira inanılmaz yani. Torreira'nın performansı acayip. Bir de saha içindeki takımı sahiplenmesine bakalım. Oyuncuları arkadaşların yönlendirmesi hiç durmadı sahada dün. Hani atom karınca lakabının tam karşılığını veren bir performans. Dün belki Endombele yerine Kerem Demirbay tercihi de yapılabilirdi. Yani Yani Kerem tamam. Demirbay o oyunun oyuncusu değil bence. Başka bir oyuncu. Yani hoca denedi. İyi de oynadı bence dönem evet. dönem. Yani kendisinden beklenenin üstüne çıktı evet. ama bu sezon Galatasaray'ın çok net defalarca söyledik çok iyi bir 8 numaraya ihtiyacı vardı. Evet. Ve Galatasaray'ın iyi bir 8 numarası olsaydı biz Bayern maçı ile ilgili de bundan sonrası için de çok farklı şeyler konuşurduk. Burada bir planlama hatası yapıldı. Ben devre arasında Galatasaray'ın Endombele konusundaki kararını yeniden gözden geçireceğini düşünüyorum. Yani bu ekonomik anlamda belki bir külfet getirecektir hı hı. ama ben Endombele konusunda umudumu kestim. Yani Dünkü maçta bir kez daha gördüm. Derbi de izledim tribünde. Orada da gördüm. Kafasında futbolu bitiren oyuncudan fayda gelmez. Siz fiziki anlamda güçlü olmayan oyuncuyu beklersiniz. Formsuz oyuncuyu beklersiniz ama kafasında futbolu o bitiren zaman oyuncuyu soru. beklemezsiniz. Bakan bu kafasında futbolu bitirmiş mi yoksa formsuz bir oyuncu mu? Hayır Bakan bu bence ne formsuz ne kafasında futbolu bitirmiş. Bakan bunun önünde bir ikade gerçeği var. Hı hı. Yani ikadenin olduğu bir yerde zaten oynayamıyorsunuz. Şanssızlığı şuydu bence Bakan bunun Galatasaray'ın dikteki maçlarına bakalım. Gaziantep deplasmanı dışında böyle skoru aldığı 60'tan sonra rahatladığı bir maç yok Galatasaray'ın. Böyle bir ortamda hoca Icardi'yi çıkaramıyor tabii ki oyundan. Hani şöyle bir ortam olsa Galatasaray 3-0 yapsa bir maçta skoru. Hoca Icardi gel sen biraz dinlen bakan bu oyuna git diyebilecek. Hı hı. Ama hiç oynamayan bir oyuncudan siz bir performans bekliyorsunuz. Bence bu biraz haksızlık. Bakan bu dediğimiz oyuncu evet çok üst düzey mi değil. Hı hı. Ama zaten Icardi'nin arkasında çok üst düzey bir santrpor bekletemezsiniz. Geçen sezon Gomis bile isyan etti 37 yaşında ben niye oynamıyorum diye. Evet. Yani siz üst düzey, üst profil bir oyuncu alırsanız oraya bir süre sonra sıkıntı çıkar. Ki bakan bu geçtiğimiz sezonun Yunanistan Ligi gol kralı. Ben bakan bu konusunda daha iyimserim. Yani Endombele'ye göre çok daha iyimserim. Bakan bu forma şansı bulduğunda bence bir şeyleri başarabilir. En azından kafasında bir şeyleri bitirmemiş diye Hı -hı. bakıyorum ben. Bakan buyur. Biraz da Rize Spor maçına geçmek istiyorum. Artık lige dönelim. Ee, birazdan da zaten yayınımızı noktalayacağız. Son olarak Rize maçıyla alakalı neler söylersiniz? Şimdi Icardi'nin sakatlığından bahsettik. Evet Bayern Münih karşısında sahaya çıktı ama Rize Spor maçında e, sizce sahada olacak mı? Çünkü yani yine bir risk alınmış olacak. Tam anlamıyla iyileşemedi belki de. E belki yine iğne yiyip 90 dakika oynamak ister ama Sizce burada Okan Hoca'nın tercihi nasıl olacak? Yine Icardi'yi mi dinleyecek? Yani Ben bayan maçın öncesinde de şunu söyledim. Yüzde bir bile risk varsa oynatılmamalı demiştim. Tabii ki burada işin profesörü Yener Hoca. Evet. E, Yener Hoca eğer bu konuda bir risk olduğunu halen söylüyorsa bence Rize Spor maçında artık biraz dinlendirilmeli. Bakan bu oynasın, Halil oynasın, başka biri oynasın, Barış Ayper oynasın. O da biraz artık nefeslensin. yani e, Çünkü gerçekten çok ağır büyük var üzerinde. Her Hı -hı. maç 90 dakika sağda kalıyor. E, bu sakatlık onu eğer önümüzdeki maçlarda yeni bir sakatlık olacak şekilde riske sokacaksa bence bu çok yanlış olur. Hı -hı. E, Galatasaray için çok zor bir maç bir kere Rize maçı. Neden zor? Böyle yüksek bir atmosferden sonra, böyle yüksek bir enerjiden sonra, böyle yüksek bir odaklanmadan sonra Rize Spor deplasmanına çıkmak ligde ciddi zorlayacaktır oyuncuları. Bence hocanın burada... Bir rotasyona gitmesi gerekecek çünkü evet. daha fresh, daha hazır, kafası, vücudu daha az yıpranmış oyuncuları bu maçta tercih etmek bence Galatasaray'ın lehine olacaktır. Ee, mesela Varış Ayper Yılmaz'ın, Kerem Demirbay'ın mesela oynayabilme Nelson'un mesela bu maçta oynaması gerekebilir. Nelson'un biraz böyle e, üzgün olduğunu Kesinlikle. gözlemleyebiliyoruz ve takımla iletişimi biraz daha eskiye nazaran biraz demeyelim bayağı bir e, uzak. Neler söylersiniz Nelson'la alakalı? ya yani O da sahaya çıktığında eski Nelson gibi oynayabilecek mi? Ya Açıkçası Nelson hislerini çok fazla belli eden bir oyuncu. Hı hı. Çok fazla dışa vuruyor. Bazısı içinde yaşar. Nelson bunu direkt bize gösteriyor evet. ki açıklama da yaptı bu konuda ki yanlıştı. Hı hı. Bu açıklama medya önünde olmazdı. Evet Nelson'un, ben son idmanda da hatta gözlemlemiştim onu. Ciddi anlamda bir moral bozukluğu var. Hatta böyle depresyona girmiş bir insan evet. modunda şu anda Nelson. Evet dediğin gibi... Oynatılırsa nasıl bir performans verir? Bunu tabii ki en iyi hoca bilir. E, Nelson'un yaşadığı tabii ki kolay iş değil. Yani geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan parçalardan bir tanesisiniz. İsminiz Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerle anılırken bir anda kulübeye hapsolmak her futbolcunun başa çıkabileceği bir iş değil. Burada bazı savaşmayı tercih eder. Bazısı içine kapanır. Bazısı ayrılmak ister. Bu da Nelson ayrılık ihtimali sanki gündeme almış gibi duruyor. Hani bu saatten sonra Nelson'dan Galatasaray'ın bir, bir şekilde faydalanması gerekiyor. Nelson bu kadar kolay bir şekilde dışarı atılabilecek bir oyuncu değil bence. Evet. Hocanın bir şekilde ondan fayda görmesi gerek. Çünkü futbol bu. Davinson'a, Abdülkerim'e bir şey olabilir Allah korusun. Bir sakatlık olabilir. O zaman Nelson'u oynatmak Ararsın. zorunda kalabilirsiniz. <laughs> bu anlamda bir kere Nelson'un da kazanılması gerekiyor bence. Kesinlikle. E artık yavaş yavaş da yayınımızın sonuna gelirken son olarak neler söylemek istersiniz takımla alakalı? Açıkçası yani e, Galatasaray'ın işi zor yani şu anlamda zor. Bu yüksek tempoda bir maçtan sonra Rize deplasmanı ardından içeride bir maç sonra tekrar Bayern deplasmanı yani o konucanın da işi zor. Galatasaray Hı -hı. eğer bu virajı da bir şekilde aşabilirse en azından ligde kayıpsız gidip Hı -hı. Şampiyonlar Ligi'nde bu güçlü oyunda sürdürebilirse ondan sonra Galatasaray için özellikle Kasım ayı ortasından itibaren çok daha bence önü açık diye düşünüyorum Galatasaray'ın. Peki çok teşekkür ben ederim teşekkür o ederim. zaman aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Yayınımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ve bildirimlerimizi açarak da videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Futbol Plus ekranlarında bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteydik ve Galatasaray gelişmelerini değerlendirdik. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.